Arkadaşlar merhaba. Arı kovanları var burada. Cins Kavkas. Bu yıl güzel bal oldu. Ama yabani arı sorunu var. Yabani arılara çözüm bulmak için tuzak yaptık birkaç tane. Şu an dışında arılar var sıcaktan. Bayağı sıcak. Hava sıcaklığı. Şu an yabani arılar da etrafta uçuşuyorlar. Yabani arıları şu an bir tanesini ortalarına aldılar. Arılar ısıtarak öldürüyorlar. Bu bal arısının yaptığı bir teknik. Şu an ortalarında, şu salkımda yaban arısı var. Yaban arısını aralarına alıp ısılarıyla öldürüyorlar. Şu an ortalarında yaban arısı. Biraz daha yaklaştırabilirsem. Şu an üzerim giysi yok. Şu an bunun ortasında şu yukarılarda da var. Yumak halinde yaban arısını öldürüyorlar. Bar arıları. Şunun şu salkımın içinde yaban arısı var. Evet, görüyorsunuz. Şu an galiba öldü. Bal arılarına yardımcı olmak için tuzaklar yaptık. Şimdi o tuzakları görelim. Burada da var. Bugünlerde yaban arıları çok fazla. Evet. Şu an kutuların içine bu bidonların içine et, ciğer koyduk. Şu an içinde yaban arıları ölmüş durumda çok. İçe yaban arısı var. Bu deliklerden giriyorlar. İçerideki sıcak hava farklı olduğu için ölüyorlar. Belli bir süre sonra. İçi arı dolu. Burada da var. Böyle tuzak 10-15 tane. Ama yine de yaban arısı çok. Bazen yuvalarını bulup zehirliyoruz. Burada da var bir tane tuzak. İçi yaban arısı dolu. Bir de yapışkanla yaptığımız, yeni yaptım o yapışkanla tuzağı. O da güzel. Bal arısı gelmiyor. Ona da bakalım. Şu an 5 dakika önce yapmıştık. Et,
ciğer koyuyorum. Yaban arıları bal arılarını kafa tarafını ısırıyorlar, yiyorlar, öldürüyorlar. Bu zararları çok zarar verdikleri için de bal yapımı düşüyor. Bunuyla mücadele etmek gerekiyor. Bu yılda çok fazla yaban arısı. Şu an kurtulmaya çalışıyor. Plastik, karton üzerine zamp yapıştırıcı sürüp üzerine et, ciğer kokusu konulabilir. Veya böyle petek desenli plastik bu. Petek çekici oluyor. Yaban arıları geliyor, burada takılıyor. Zarar azaltılıyor. Bu şekil kovanın etrafına 5-10 tane yapılsa hemen hemen zararı azaltılıyor. Evet, biri ölmüş, ölüyor. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.